Tabii Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bunu vurgulamıştı. Uluslararası toplumla birlikte hareket edeceğiz demişti ve NATO'daki toplantıya, Dışişleri Bakanları toplantısına işaret etmişti. Orada alınacak kararlar, görüş alışverişine dikkat çekmişti. Sayın Özülker, sizinle devam etmek isterim. Şimdi devletler arası ilişkilerde rejime bakılır mı? Çünkü bu konuda tabii Türkiye'ye bazı eleştiriler var hükümete. Buna ne dersiniz? Sayın Caşın dedi ki burada bana ne diyemeyiz. Çünkü eğer orada bir istikrarsızlık olursa, bir iç savaş Allah korusun yaşanırsa sınırlarımız gelecektir dedi. Dolayısıyla Türkiye orada olmalıdır dedi. Siz Türk askerinin Kabil Havalimanı'nda bu görev üstlenmesi konusunda Amerika Birleşik Devletleri şartları karşılar mı bu gelişmelerden sonra? Ve neler yapılmalı? Türkiye nasıl pozisyon almalı? Yani Talibanı tanımalı mı? Diyaloğu nasıl olmalı? Hangi düzeyde olmalı? Şimdi en basitinden başlayayım efendim. Doha protokolü bitmiştir. Amerika Birleşik Devletleri tahliye bittikten sonra buradan herhalde bir süre resmi olarak Taliban'la bir ilişki kurma noktasında olmayacaktır. Dolayısıyla Doha Sözleşmesi'nde bütün yabancı askerler de burada çekilecektir şeklinde var olan hüküm bu anlamda o da kadık olmuştur. Yani herhangi bir şey yok. Ama şöyle diyelim, NATO toplantı yaptı aslında bugün biliyorsunuz online olarak. NATO Dışişleri Bakanları kendi aralarında ilk kez ciddi bir değerlendirmeye girdiler. Ve şu sırada bekle gör politikasının daha hayırlı olacağı hususunda bir anlayış çıktı oradan. Her halükarda yalnız Biden'ın bir sözünü daha ben hatırlatmak istiyorum. O da çok önemliydi. Türkiye müttefiklerle ortak hareket etmek mecburiyetindedir dedi geçen gün. Yani başka bir deyişle kendi başına da gidip de Afganistan'da bir iş çevirmek veya orada bazı çözümler bulmak gibi bir lüksü ve herhangi bir gücü yoktur. Dolayısıyla bunu bir hep bütün halinde. Peki bu bütünün patronluğunu kim üstlenecektir? Biden'ın bu sözü söylerken esas düşündüğü de benim emrimden çıkmayı Türkiye. Ben NATO'yu da bu işin içinde tutacağım. Dolayısıyla yine bunu devam ettireceğiz diyor. Rusya'da gene aynı şekilde Lavrov açıklamasını yaptı. NATO yüzüne gözüne bulaştırdı. Bunun herhangi bir şekilde yapılabilir bir noktası onlar yönünden kalmamıştır dedi. Yani burada da bir belirsizlik ve daha henüz nereye gideceği belli olmayan bir durum var. Dolayısıyla zamana bırakarak bu işi gidiyor herkes. Şimdi bunu söyledikten sonra bence şöyle diyeyim. Taliban Amerika oradan topyekun gidecek. Ne zaman gidecek? 1 Eylül'de büyük bir ihtimalle bitiremez bu işi. Çünkü oradan herhalükârda Taliban bir biliyorsunuz icraat başlattı. O da tam havaalanının etrafını ablukaya almış vaziyette ve ilk kontrolü onlar yapıyorlar. Yani eğer Amerikan pasaportu, Türk pasaportu vesaire varsa buyurun diyorlar. Ama Afgan pasaportu olup da Amerikalılara çalıştığı düşünülen kişilerse bırakmıyorlar. Başlangıçta verdikleri söz, biz serbest bırakacağız. Gitmek isteyen varsa herkes gidebilir dediler. Buna da riayet etmiyorlar. Ve bugün evlere baskınlar, 4 tane general asıldı dün vesaire. Taliban, Talibanlığını göstermeye ve geçmiştekini aynen bugün de devam ettireceğini ortaya koymaya başladı. Şimdi bu koşullar altında hava alanında halihazırda oraya daha evvelden girebilmiş olan ve tahliye bekleyen Afganlılar, Amerika'ya çok yakın olan, onlarla çalışan vesaire, bunların kurtulma şansı var. Ama bunun ötesinde Afganlıların artık buraya girip de bir şey yapabilme şans ve ihtimalleri kalmamıştır. Bu da başladı. Şimdi ben şunu soruyorum kendi kendime. Türkler 324'ü gönderildi Türkiye'ye. Fakat 583 bunun toplamda. evet toplamda fakat bu bundan ibaret değil. Arkada daha bir sürü orada iş yapan çok önemli bizim insanlarımız vardı. Onlar bu karmaşa içinde nasıl acaba? Çünkü en büyük sorun orada sorunların başında gelen şey intikal. Bir yerden diğer tarafa gitmek şansınız yok. Dolayısıyla oradakiler ne olacak, ne bitecek? Bu da tabiatıyla soru işareti. Şimdi dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Orada bizim bir kontenjanımız var askeri. Bu halihazırda işletme konusunda da büyük bir başarıyla gidiyor. Hatta daha ileri gideyim. Taliban
Eğer burada dört tane uluslararası havaalanı vardır Afganistan'da. Çok ulusal var ama uluslararası dört tane. Bagram'ı da bir saymayayım bu manada da farklı. Amerikan uçaklarının falan bulunduğu geçmişte. Şimdi bu koşullar altında dışarıyla irtibatını sağlayabileceği aç kalacaklar yakında. Oradan gelecek tedarik, destek vesaire her şeyin gelip geçeceği yer bu havaalanı. Bu tahliyeler bittikten sonra ve orası rahatlayıp boşaldığı andan itibaren havaalanının işletilmesi Taliban yönünden bir sorun teşkil edecek. Çünkü unutmayın ki onlar bir teknisyen değiller bu işi götürebilecek. Şimdi burada iki tane faktör ortaya çıkıyor. Türk askerinin oradaki mevcudiyetini, ya şunu işletiyorsunuz, bir süre daha bunu gelin birlikte işletelim, bize de öğretin vesaire diyerek devam ettirmeyi mi tercih eder? Yoksa bunun yanında başka türlü çözüm arayışlarına mı girer? Bunu da herhalde tahliyelerden sonra önümüzdeki günlerde, o günler ne zaman bitecekse, 1 Eylül değil ama artık o biliniyor, görmek gerekecek. Şimdi burada netice itibariyle benim şahsi kanaatim orada benim askerimi tutmak bir risk unsurudur. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin o üç tane şartımız vardı. Ve Sayın Çavuşoğlu da bu şartların hiçbiri daha şu sırada nihai bir duruma getirilememiştir. Müzakeremiz devam ediyor da diye daha yeni bir açıklama yaptı ve daha bir anlaşmamız da yok. Yani burada askeri tutacak mıyız, tahliyeden sonra ne yapacağız bilmiyoruz daha dedi. Gerçek olan da budur bence. Şimdi oradaki durum menfi bir noktaya geliyorsa ben orada askerimi tutmam üniformayla. Ama şunu teklif edebilirim Taliban'a. Gel, benim bir sürü sivil insanım da var burada havayla alanı işletmesini becerebilen. Askerlerin yerine sivilleri de getirelim. Yani benim burada Taliban'la bir ilişki, bir diyalog için iki şey ayıralım. Türkiye ayırdı. Bütün dünya gibi. Tanınma başka şey Taliban yönünden. Bunun yanında diyalog içinde onları kontrol edip orada da mevcudiyetinizle bir şeyler yapabilmeye çalışmak iki ayrı konudur efendim. Türkiye'de bütün buradaki başat ve orada çıkarı bulunan ülkeler gibi Taliban'la diyalog içinde bulunması kendi çıkarınadır ve böyle olması da lazımdır. Ben çekileceğim, Rusya, Çin, bilmem İran, Pakistan önüne gelen konuşacak. Birleşik Arap Emirliklerine varıncaya kadar Avrupa Birliği ama konuşmak zorunda kalacağız diyor. elbette efendim diyalog kuracaksınız bunlarla ve bunları yola getirmek için. Nedir yola getirmek? Ben onu da söyleyeyim. Şimdi Taliban burada tek başına ayakta durup da Afganistan'ı yönetemez. Çünkü burada ekonomisi perişan vaziyette her şeyden evvel. Dışarıdan desteğe ihtiyacı var. Peki siz ne yapacaksınız? Taliban'a gidip diyeceksiniz ki ben sana yardım ederim. Burada bir takım şeyleri birlikte yaparız. Ama başında bize verdiğiniz söze uymak kaydıyla insan hakları, kadın hakları, demokrasiyi bırakın. Demokrasi bu ülkelerde olmaz ama Ki en diyorlar azından açık açık demokratik bir rejim olmayacak, şeriat sistemi olacak. efendim hiçbir zaman olmaz. Hiçbir zaman olmaz. Şeriattan da yumuşatarak gitmek söz konusu olabilir. Çocukları mesela ben yani şimdi affınıza sığınarak bir şey söyleyeceğim. Paris'te büyükelçiyken bizim orada özellikle PKK'nın hakim olduğu bölgelerde işte gidip oralarda da temaslarımız oluyordu. Çocuklarını, kız çocuklarını okula vermezler belirli bir yaştan sonra. Erkekleri de başka bir yaştan. Gidip sorardım ben. Niye vermiyorsun ya okusun diye. Göğüsleri büyüdü büyükelçim diye cevap verirdi. Oğlunu niye göndermiyorsun? Ekonomik açıdan benim ihtiyacım var ona da ondan. 15 yaşından sonra çalışabiliyor çünkü. 15-16'dan sonra. Zihniyet olarak böyle bir şey. Siz şimdi dışarıdan bu baskıyı icra edebildiğiniz ölçüde acaba Taliban'ı bir çizgide tutabilir misiniz? Türkiye'nin hem geçmişiyle hem çok iyi tanıyoruz Afganistan'ı ve Müslüman aynı zamanda kimliğimizle de orada daha etkili olabilecek konumumuz da vardır. O zaman diyalogdan kaçmak Ben mümkün bir cümle değildir, ifade edebilir miyim yanlış. Sayın Büyükelçi? Şimdi Sayın Özülker, çok... Sayın Çalış'ın bir katkı yapmak istiyor bir cümle. Tabii efendim, emretsinler. Müsaade edersen. Şöyle diyor Sayın Cumhurbaşkanı, bir defa NATO ile biz zaten devamları yapıyoruz.
Taliban'la görüşmeler yapabiliriz, kapalı değiliz. Bu birinci mesaj. İkincisi, bizzat ben dahi görüşebilirim dedi. Şimdi ortadaki gerçek var diyor Cumhurbaşkanı. Hakikaten de bu doğru. Çin, Rusya, sizin de ifade ettiğiniz hepsi, Borrell, Avrupa Birliği konuşuyor da biz diyaloğu neyi keselim? Ancak kapı çalındığında kapımızı çalarlarsa görüşmemizi yaparız ve Afgan halkına kapımızı kapayamayız. Bizim kardeşimizdir diyor. Şimdi burada bir eleştiri getiriyor Sayın Cumhurbaşkanı. Haklı bence de. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu konuda onu merak ettim. Batı hep silah ve askerle yaklaştı. Sizin dediğiniz gibi belki biz diğer meydanlarda olduğu gibi bu meydan bütün işletmesini Türkiye alabilir. Biz diyor trilyonlarla nerede para harcadığınız çok önemli. Yani boşa gitti paralar diyor Cumhurbaşkanı. O harcamanın detaylarını da izninizle paylaşayım. Dışişleri Bakanlığı'nın bir raporu vardı. Çünkü 2020 faaliyet raporuna göre Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye Afganistan'a 2004-2020 yılları arasında 16 yılda 1,1 milyar dolar yardım etti. 2021 bu yıl ve gelecek yıl içinde öngörülen yardım miktarı 75 milyon dolar olduğu aktarıldı. Raporda ayrıca Afganistan'a yapılan kalkınma yardımlarının Türkiye'nin bugüne kadar yabancı bir ülkeye gerçekleştirdiği en büyük dış yardım programları arasında yer aldığı da vurgulanıyor. Yani orada işte Sayın Büyükelçimin dediği gibi buradan gelecek yardımı Taliban da dikkate alacak. Ve onun da işine girdi. Fakat asıl soru şu şurada. Şimdi biz diyor elimizden gelen gayreti gösterdik. Taliban'ın tavrına bağlı diyor Cumhurbaşkanı. Yani oynamazsan ben de oynamam diyor Türkiye. Peki bu durumda şu soru var. Amerika silah ve mühimmatı nereye bıraktığı belli değil. Bu Suriye'de de aynı. Demek ki Türkiye'de bu gidişattan endişeli. Siz ne düşünüyorsunuz efendim? Efendim ben ilk konuşmamda çok net bir söz sarf ettim. Hatırlayacaksınız. Fırat'ın doğusundan söz ettim. Burada da terör atacaktır vesaire bunları bıraktım. Bunlar elbette ki sorun yaratabilir derken o terör korkusunu dile getirirken diğer tarafta bir terör örgütünü topyekun ihya edip devletleştirme peşine düşüyor. Yani Amerika'nın buradaki politikasının savunulabilirliği olmadıktan başka tam tabiriyle benim için abesle iştigaldir. Fevkalade yanlıştır. Ama bir adım daha ileri gidelim. Cumhurbaşkanımızın bir ifadesi daha var. Onu da unutmayalım. Biz burada tek başımıza elbette ki bir iş yapabilecek konumda değiliz. Evet. Bunu birlikte yapmak için de amade ve hazırız şeklinde bir ifadesi de var. Bu da işte NATO çerçevesinde bugün yapılan toplantı da aslında bunun bir tezahürüdür. Böyle görmek lazım. Yani herhalde Doha'da bizim adamlar da görüşüyor ve gelişmeleri takip ediyoruz. Ülkelerle müzakere halindeyiz. Taliban'la Türkiye konuştu. Bundan sonra da görüşebiliriz. Yani burada diyalog size bağlı diyor. Taliban sen benim istediğim normlara uyarsan Türkiye de sana yardım elini uzatır diye Türkiye açık bir beyaz çek verdi gibi. Sevgili hocam burada Türkiye olarak düşünmeyin ne olur. Türkiye'nin eti budu. Bir bütün halinde bakıldığında orada yapacağı baskıyla Taliban'ı yola getirmeye yetecek kadar fazla değildir. Bunu toplu olarak düşünmek lazım. Şimdi bunu yaparken de bir adım daha ileri gidin isterseniz şey olarak. Ben Taliban'ı tanımıyorum. Taliban'la herhangi bir şekilde bir görüşmem de yok. Diyaloğum var. Elbet. Bunlar çok farklı şeyler. Ben tanımamalı mı peki Türkiye? Tabii. Türkiye bu diyaloğu devam ettirmelidir ve zaten ortak olarak diğer ülkelerle de yapacaktır. Bugün İran, Türkiye, İran, Pakistan, biraz evvel hocam tarihte üzerinde saydı onları tekrar zaman dolayısıyla tekrar etmem. Tacikistan, Özbekistan vesaire. Bütün bu çevreleyen ülkeleri itibariyle bir bütün halinde baktığınız zaman herhalde bu ülkelerin tamamının ama bu arada Türkiye'nin de burada bu diyalog içinde bulunmaya hakkı ve hukuku ve hep aynı görüşteyiz. Çıkarı vardır. Aynı görüş. Var. Teşekkür ederim efendim. Ama, sağ olun. Ama netice itibariyle burada asker bulundurarak onu da riske atmak gibi bir durumla karşılaşmak söz konusu olduğunda o zaman Sayın Bakan da söyledi zaten. Başka planlarımız var. Çekeriz veya başka şey yaparız. İşte Pakistan Cumhurbaşkanı da CNN Türkiye verdiği röportajda bunun Pakistan üzerinden olabileceğini mesajlarını aslında satır aralarında verdi. Evet. İcap ediyorsa o günkü koşullara göre ben bunu da yaparım dedi. Aynen. Başka bir ifadeyle durum askerlikte benden çok daha iyi bilecekler hem Mesut Hocam hem Coşkun Hocam.
Efendim askerde bir kaide var. Bir strateji veya taktik anlayışla yola çıkılır. Durum değiştiği zaman ABC planları buna evet. uygun olaraktan yeniden uyum sağlanır. Türkiye'nin de bunu yapmaması mümkün değildir. Dolayısıyla orada şartlar bugün değişmiştir. Doğa protokolündeki şartlar evet. ortadan kalkmıştır. Yeni koşullarda Taliban'ın nereye kadar neyi nasıl yapmak isteyebileceği hususu belirginlik kazandığı ölçüde çok büyük ihtimalle Türkiye'nin de yeni duruma uygun politikalar uygulayıp adım atması gerekecektir. Cumhurbaşkanı bunu da söyledi. Sayın Özgürker çok teşekkürler. Türkiye'nin pozisyonu ne olmalı bunu konuşmaya devam edeceğiz reklamdan sonra. Bu arada Taliban'la temaslar sadece Kabil'de değil Doha üzerinden de devam ediyor. Oradaki temaslarda MIT'in de rol aldığı bilgisi var. Buyurun Sayın Özgürker son cümlenizi alayım. Cumhurbaşkanımız bir ifade kullandı. Birçok ifade dedi ki halihazırda Türkiye'de 300 bin Afgan var. 180 bini illegal, 120 bini legaldir. Doğru. Bunun daha fazlasını da almak istemiyoruz dedi. Bunu da hatırlatma babında müsaadenizle söylemiş olayım. Çok teşekkür ederiz.